Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Umut Kırsal Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı kültür evinin inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Umut Kırsal Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı kültür evinin inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Halüliye'nin dört bir köşesinde devam eden çalışmalar hakkında günlük olarak ilgililerden raporlar alan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu çalışmaları da yerinde inceliyor. İhtiyaçların ve çalışanların her an takipçisi olan Başkan Demirkol, vatandaşların hizmetle en kısa sürede ve en kaliteli şekilde buluşması için çalışmaların takipçisi oluyor. Belediye Meclis Üyesi Cuma Demir ile birlikte Umut Mahallesi'ndeki çok amaçlı kültür evinin inşaatını inceleyen Başkan Demirkol, kültür evini yakın sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Zaten kentin ihtiyacını çok zor çalışmalar yapıyoruz. Kentle kırsal arasındaki farkı ortadan kaldırmak için kırsal mahallelerimizde de çalışmalar devam ediyor. Çok amaçlı kültür evimizde kırsal ve büyük bir ihtiyaç temin etmiş oluyoruz. Bu ihtiyaç şu şekilde değerlendirilecektir. Sadece taze yer var değil. Burada gençlerimiz gençlerimiz inşallah hem şehrimizi hem ülkemizi bilimize, teknolojide, sanayide ve aynı zamanda manevi ve milli değerlerimizde en önemli amaçlı olacaklar. Ben şimdiden bu gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Mutlu kutsal mahallelerimizdeyiz ve çeşitli kutsal mahallelerimizde de incelemelerde bulunduk. Belediye Meclis Üyesi Cuma Demir ise Halüliye Belediyesi'nin ilçe genelinde çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü ve bu nedenle vatandaşların takdirini topladıklarını söyledi. Ama halüliyemiz hakkında ciddi bir şekilde gözle görmüş çalışmaların ortada. Yani lafladığım inşaata bakmak lazım. Her şey göz önündedir. Görevlerimiz olsun, işte, temizlik konusunda olsun, ilaçlama konusunda olsun, her bölgeye, her merkeze, her mahalleye, her sokağa geliyor. Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçenin en kalabalık bölgesi olan Bahçelievler semtinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler semtinde esnaf gezisine çıktı. İş yerlerini ziyaret eden Fevzi Demirkol, esnaf ve müşterileriyle görüştü, vatandaşlarla da sohbet etti. Demirkol, gelen taleplerin çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi. Fevzi Demirkol, görüştüğü öğrencilere de bazı tavsiyelerde bulundu. Ayrıca Halüliye Eğitim Merkezi Halbem hakkında da öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilerin Halbem'den ücretsiz yararlanabileceğini anlatan Demirkol, resim ve müzik yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler için de yetenek kursları olduğunu hatırlattı. Ve Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçenin en kalabalık bölgesi olan Bahçelievler semtinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Halüliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve birim müdürleriyle birlikte Bahçelievler semtinde esnaf gezisine çıktı. İş yerlerini ziyaret eden Başkan Demirkol, esnaf ve müşterileriyle görüştü. Sokakta yürüyen vatandaşlarla da görüşen Başkan Demirkol, gelen taleplerin çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi. Türk yolları şu sandalyesinde oturamadık bir ülke değil. Vallahi çok sıkıntı. Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan sanat atölyesinin müzik bölüm öğrencilerine müzik öğretmeni ve konservatuar bölüm öğrencisi olmaları için eğitim veriliyor. 15 öğrencinin eğitim aldığı atölyede nota işitme, okuma ve yazma alanlarında dersler veriliyor. Müjde
ücretsiz verilen eğitim kurslarına kayıtlarsa devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 444-2263 numaralı beyaz masa hattından bilgi alabilir veya Haliliye Belediyesi'nin Kadriye Erdoğan Caddesi'ndeki hizmet binasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat başvurabilirler.